Nötr ortamda gerçekleşen bir redox tepkimesinin denklemi yukarıda verilmiştir. Bu tepkimeye göre 11.2 gram demir elementi elde edilmesi için kaç mol karbon monoksit gazı harcanmalıdır? İlk önce tepkimeyi denkleştirmemiz lazım arkadaşlar. Sonra stekiyometrik oranlardan demir katısının molünü bulup karbon monoksitin molüne ulaşacağız. İlk önce tepkimeyi denkleştirmek adına bütün maddelerin yükseltgenme basamaklarını buluyorum. Oksijenin yükseltgenme basamağı 2 eksi. Dolayısıyla burası eksi 6 olur. Demir burada 3 artıdır. Oksijen 2 eksi, karbon 2 artıdır. Demir element olduğu için 0, oksijen 2 eksi, eksi 4, karbon 4 artıdır. Demir 3 artıdan nereye gitti? 0'a gitti. Bu olay nedir? İndirgenme. Peki karbon ne oldu? 2 artıdan 4 artıya gitti. Bu olay nedir? Yükseltgenme. Şimdi bu yarı tepkimeleri aşağıda yazalım. Şu alttaki 2'yi yazmayı unutmayacağız ama. Demir 2, 3 artıdan neye dönüştü? Demir elementine. Tepkime denk olması için ilk önce buraya 2 yazıyorum. Artı 3'ten 0'a gitmek 3 elektron almak demektir. 2 tane demir olduğu için kaç elektron alınmış olacak? 6 elektron. Diğer tarafta ise karbon 2 artı var. Bu neye dönüşüyor? Karbon 4 artıya. Kaç elektron vermiş olacak bu durumda? 2 elektron. Alınan ve verilen elektron sayıları birbirine eşit olması için alttaki denklemi 3 ile çarpmak gerekir. Bu durumda 3 artı 6 elektron verildi. 6 elektron alındı. Artı 3 tane karbon 2 artı karşıya geçtik. 2 tane demir artı 3 tane karbon 4 artı. Şimdi bu katsayıları yerlerine taşıyalım. Bunun katsayısı kaç oldu? Maviyle yapalım. Bunu 3. Peki demirin katsayısı 2. Diğer karbonun katsayısı yine 3. Sırada atom denkliği var. İlk önce metallere bakılır. Burada 2 tane demir var. Burada da 2 tane demir var. O zaman tamam, demirler denk. Sırada hidrojen ve oksijen dışındaki ametallere bakılır. Karbon yani 3 var. 3 var. Hidrojen yok zaten. Oksijen denk mi bakalım? 3 var. 3 de burada var. 6. 6 tane burada var. Demek ki tepkimeyi doğru denkleştirdik. Şimdi gelelim matematiksel, yani hesaplama işlemine gelelim. 11.2 gram demir elde edilmek isteniyor. Acaba kaç mol demirdir bu? 11.2 bölü MA'mız kaç? 56. Yani 0,2 mol demir elde ediliyor. Peki demirden 0,2 mol elde ediliyorsa stekiyometrik orana göre kaç mol karbonmonoksit harcanıyor? 2'ye 3 olduğuna göre 0,2'ye ne olmalı? 0,3 mol olmalı. Yani 0,3 mol karbonmonoksit harcanmalıdır. Cevap C olur. Yukarıda verilen pil potansiyelleri ve nikel metalinin yükseltgenme potansiyeli hidrojen elementinin standart yükseltgenme potansiyeli 0,00 volt kabul edildiğinde elde edilen değerlerdir. Hidrojen yerine nikel elementinin yükseltgenme potansiyeli 0,00 volt kabul edilirse magnezyum alüminyum pilinin standart pil potansiyeli kaç volt olur? Şimdi standart koşulları değiştiriyor. Yani hidrojenin yükseltgenme veya indirgenme potansiyeli 0,00 volt iken artık nikeli 0,00 volt kabul edelim diyor. Peki şöyle yapalım arkadaşlar. İlk önce bu bilgi bizi neye götürüyor? Bir ona karar verelim. Nikel için konuşalım. Mesela nikelin eğer hidrojenin referans olduğu durumda, yani 0 kabul edildiği durumda yükseltgenme potansiyeli 0,25'ti. Ama biz nikeli artık 0 kabul edeceğiz. Nikeli 0 kabul edersek nikelin yükseltgenme potansiyelini 0,25 volt kadar düşürmüş olacağız. O zaman bütün maddelerin yükseltgenme potansiyeli 0,25 volt kadar düşecektir. Çünkü standartımız nikel oldu ve onu 0 kabul ettik. Peki nikelin indirgenme potansiyeli ne olurdu bu durumda? Şimdi hidrojen 0 iken indirgenme potansiyeline bir bakalım. Bu tepkimeyi ters çevirelim. Yani şöyle olacak. Nikel 2 artı artı 2 elektrondan nikel oluşacak. O zaman işareti tersine de çevirelim. Standart indirgenme potansiyelini yazıyoruz buraya. Şöyle yapayım. İndirgenme. O da eksi 0,25 volt olur. Ama artık nikelin yükseltgenmesini biz ne kabul etmiştik? 0,00 volt. O zaman indirgenmesi ne olacak? 0,00 volt olacaktır. Biz nikeli 0 kabul ettiğimizde durum bu olur. Peki bu ne anlama geldi? Bakın yükseltgenme potansiyelinin 0,25 volt azaldığı anlamına geldi. İndirgenme potansiyelinin ise 0,25 volt arttığı anlamına geldi. O zaman bunu genelliyorum. Çünkü standartım artık nikel. Bütün maddelerin yükseltgenme potansiyelleri 0,25 volt kadar azalacak. Nikeli çünkü azaltıp 0 yaptım. Bütün maddelerin indirgenme potansiyeli 0,25 volt kadar artacak. Çünkü nikel 0,25 volt kadar arttı. Ve artık standartım benim nikel. Şimdi buraları anladık. Gelelim şuraya. Bu pilde hangisi anot, hangisi katot olur bu metallerden? Şimdi magnezyumun yükseltgenme potansiyeli büyük, alüminyumun yukarıdan bakalım. Bu pilde magnezyum yükseltgenip bakır indirgenmiş. Bu pilde alüminyum yükseltgenip yine bakır indirgenmiş. İki pilde de indirgenen madde bakır.
Peki o zaman bakırın iki tepkimede de etkisi aynı. Farkı kim oluşturuyor? Magnezyum yükseltgenmesi ile alüminyum yükseltgenmesi. Magnezyum yükseltgenliğinde 2.71'e ulaşılıyor. Bakır indirgen, indirgeniyor tabii bu arada. Alüminyum yükseltgenliğinde yine bakır indirgenirken 2'ye ulaşılıyor. Demek ki magnezyumun yükseltgeme potansiyeli alüminyumdan büyük. O zaman buradaki magnezyum anot olacaktır. Buradaki alüminyum ise katot olacaktır. Şimdi bu pil denklemine ulaşmak istiyorsak yukarıdaki pil denklemlerini kullanacağız. Nasıl yapacağız peki bunu? Şurayı sileyim şöyle karışıklık ortadan kalksın. Bu iki denklemi toplayacağım. İki denklemi toplarsam bakın ne oluyor? Dikkat ederseniz. Şimdi şuradaki bakırla şuradaki bakır gitmesi lazım. Ama biz ne yapacaktık? Magnezyum yükseltgenecek, alüminyum indirgenecek diyecektik, değil mi? O yüzden şöyle yapmalıyız, pardon. Bizim pilimizde anot kim? Magnezyum. Katot kim? Alüminyum. O zaman magnezyum yükseltgenmesi lazım. Yükseltgenmiş. Bana alüminyumu neyi lazım? İndirgenmesi lazım. Yani bu tepkime de alüminyum yükseltgenine ters çevirmeliyim. O halde şöyle yapmalıyım bakın. Alüminyum tepkimesini ters çevirerek yazalım. 2 tane Al3 artı, artı 3 tane bakır. Geçtik karşıya 2 tane alüminyum artı 3 tane bakır. 2 artı. O zaman bunun da işareti tersine döner. O zaman bu E eşittir eksi 2 volt olur. 2.00 volt olur. Yukarıdaki aynen gelmeli. Magnezyum çünkü yükseltgenmesi lazım bize. 2 artı magnezyum 2 artı artı bakır katısı. Bu da ne olacaktır? E'si zaten verilmişti. 2.71 volt. Bunu ters çevirmediğim için direkt böyle aldım. Bu iki tepkimeyi topladığımda anot olan magnezyum olduğu için onun yükseltgenmesi lazım bana. Katot olan alüminyum olduğu için onun da indirgenmesi lazım. Bunlara ulaşacağım. Şimdi bir kere şunu unutmayalım. Sağda ve solda aynı olan maddeler sadeleşecekler. Ve ben bakırlardan kurtulmalıyım. Dolayısıyla yukarıdaki tepkimenin katsayılarını 3 ile çarpmalıyım. 3 ile çarparsam 3 tane bakır 2 artı olur. 3 tane bakır 2 artı sadeleşir. 3 tane bakır katısı, 3 tane bakır katısı gider. Ne gelir aşağıya? 3 tane magnezyum artı 2 tane alüminyum 3 artı. Denge tepkimesi 3 tane magnezyum 2 artı artı 2 tane alüminyum. Bunlar da bu arada denge tepkimesi. Peki bunları topladıysak bunları da toplayarak E-pil standart değerine ulaşırım. Ama bir saniye. Biz herkesin yükseltgenme basamağını 0.25 kadar arttırdık. Düşürdük. İndirgenme basamağını 0.25 indirgenme potansiyelini 0.25 kadar arttırdık. Peki. Şimdi şu değere bir bakalım nasıl değişirdi. Şöyle olurdu. Burada magnezyum yükseltgeniyor. Magnezyumun yükseltgenme potansiyeli A volt olsun. Standart koşullarda konuşuyorum. Daha henüz nikeli katmadım işin içine. Bakırın indirgenme potansiyeli de B volt olsun. Bunların toplamı 2.71'di. Artık bütün maddelerin yükseltgenme potansiyeli 0.25 volt kadar azaltılacak. O zaman bunun ikisi ne olacak? A eksi 0.25 volt yükseltgenmesi. Peki bakırın indirgenmesi ne olacak? Herkesin indirgenme potansiyeli de 0.25 volt kadar arttırılacaktı. O zaman bu da B artı 0.25 volt olur. Ve bu da 2.71'dir. Dikkat ederseniz eksi 0.25 artı 0.25 birbirini götürür. Yine A artı B eşittir. 2.71 gelir. Yani magnezyumun yükseltgenmesi 0.25 kadar arttı. Bakırın indirgenmesi 0.25 kadar. Özür dilerim. Magnezyumun yükseltgenmesi 0.25 kadar azaldı. Bakırın yükseltgenmesi 0.25 kadar arttı. Sonuç değişmedi. O zaman demek ki biz nikeli de kabul etsek bu değerler değişmeyecek. Alttaki için de aynısı geçerli olacak. Alüminyumun yükseltgenmesi 0.25 volt kadar azalacak. Bakırın indirgenmesi 0.25 volt kadar artacak. Sonuç değişmeyecek. O yüzden E-pil değeri bunları toplayarak bulacağım değerdir. Bunları topladığımda ne gelecektir? 0.71 volt gelecektir. Yani cevabımız B olur. Yukarıda verilen elektrokimyasal pil çalışırken zamanla alüminyum elektrodun kütlesi azalmaktadır. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi kütlesi azalıyorsa alüminyum yükseltgeniyor demektir. Biz yükseltgenme gerçekleştiren elektrodun pil sistemlerinde anot olduğunu biliyoruz. O zaman bizim için burada alüminyum nedir? Anot. Diğer taraftan demir nedir? Katottur. Peki, diyor ki bana burada. Zamanla ikinci kapta demir 2 artı iyon değerişimi azalır. Anotta ne olacak? Yükseltgenme. Yani alüminyum çözeltiye alüminyum 3 artı olarak girecek. Alüminyumun meydana getirdiği elektronlar dış devreden yani anottan katota gidecek. Demir elektrodun üzerine elektronlar gelecek ve çözeltteki demir 2 artı iyonları bunları alıp indirgenecekler. O halde alüminyum katyon değerişimi artacak, demir katyon değerişimi azalacak. Azalacak ifadesi doğru olur. A ve B kapları, A ve B maddeler arasında eksi A büyüktür, eksi B ilişkisi vardır. Biz
Alüminyumun anot olduğunu biliyoruz. Metallerden yükseltgenme potansiyeli büyük olan anottur. Ki derişimler aynı, bakın derişim etkisi yok. Normalde derişimi az olan da anottur. Ama burada derişimler aynı olduğu için dikkat ederseniz alüminyumda anot olduğunu buluyordum. Bu anotluğun sebebi yükseltgenme potansiyelleri farkıdır. Alüminyumun yükseltgenme potansiyeli demirin yükseltgenme potansiyelinden büyüktür. Burada bana indirgenme yarı tepkimeleri verilmiş. Yükseltgenmelere bakarsam eksi A volt olur. Diğeri de eksi B volt olur. Alüminyumun yükseltgenme potansiyeli demirden büyük. O zaman eksi A büyüktür, eksi B olmalıdır. Bu ifade o zaman doğrudur. 5.4 gram alüminyum yükseltgenliğinde katot kütlesinde 16,8 gram artış olur. Bunun için pil denklemini yazmak lazım. Alüminyum yükseltgenecek demiştik. Yükseltgensin. Alüminyum 3 artı oluşturacak suda. Artı 3 elektron çıkacak. Diğer taraftan kim indirgenecek? Demir. Demir 2 artı suda. İndirgenirken 2 elektron alacak ve neye dönüşecek? Demir katısına. Alınan ve verilen elektron sayıları eşit olmalı. Üstteki tepkimi 2 ile alttakini 3 ile çarpıyorum. 2 tane alüminyum katısı artı 3 tane demir 2 artı. Ve denge tepkimesi 2 tane alüminyum 3 artı artı 3 tane demir katısı. Ve bir de tabii ki artı enerji. Pil tepkimesi egzotermiktir. Şimdi 5.4 gram alüminyum ne demek? Kaç mol demek? Onu bir bulalım. 5.4 bölü 27 yani 0.2 mol. Peki buraya gelelim şimdi biz. 0.2 mol alüminyum aşınırsa, bakın katsayısı 2. Burası kaç olacaktır? 2, 3 olduğuna göre 0.2'ye ne olmalı? 0.3 mol demir katısı oluşmalı. Bu oluşan demir katısı bu demir metalin üzerine yapışacak. Yani kütle artışına neden olacak. Peki bu kaç gram? 0,3 çarpı 56 yapacağım. 1 mol 56 gram çünkü. 3 kere 6 18, 50 var 1, 15, 16. Yani 16,8 gramlık bir artış olacak. O halde doğrudur, cevap E olur. Yukarıda verilen derişim piline aşağıdaki işlemler aynı sıcaklıkta ayrı ayrı uygulanıyor. Bunu işlemler sonucu pil potansiyelindeki değişim aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakın arkadaşlar, burada elektrotlar aynıdır dikkat ederseniz. Her ikisi de nikel. Biz derişim farkından dolayı bu pilin çalıştığını biliriz. Derişim az olan çözelti bizim için anot çözeltisidir. O zaman diğeri de katot çözeltisi. Biliyorum ki derişim farkını arttıran etkiler pil potansiyelini arttırır. Peki ve pilin çalışma süresini de uzatır tabii ki bunlar. A kabına saf su eklenirse, şimdi A kabındaki derişim daha az. Saf su eklersek derişim daha da düşecek. Şunu hatırlayın, molarite eşittir N bölü V'dir. Mol sayısı değişmiyorken hacim artarsa derişim azalır. Siz A kabına saf su eklerseniz A'nın derişimi daha da düşer. Fark daha da açılır. O zaman pil potansiyeli artar. B kabına 2 molar nikel nitrat sulu çözeltisi ekleniyor. İçerideki çözelti 1 molar. 2 molarlık bir çözelti eklerseniz yeni derişim 1 ile 2 aralığında olacak. Ama sonuçta 1'den büyük olmuş olacak. O halde burası 0.01 iken burası 1'di. Fakat burası 1'in üzerine çıkmaya başladı bu çözelti ekleyince. Fark artmaya başladı. Fark artınca yine pil potansiyeli artar. Ve A ve B kaplarına çözelti hacimlerinin iki katı, çözelti hacimlerinin iki katına çıkarana kadar aynı anda saf su ekleniyor. İki çözelti hacmi de iki katına çıkarsa ikisinin derişimleri de yarıya düşer. Aradaki fark değişmez yine. Aradaki fark değişmeyeceği için burada pil potansiyeli de değişmeyecektir. Şimdi düşünün, şöyle bir de uygulama yapalım. Bunun derişimini yarıya düşürdük. Ne oldu bu artık? 0.005 mol oldu. Bu ise 0.5 mol oldu. Biz buradaki pil potansiyelini hesaplarken E pil eşittir. E pil standart eksi 0.0592 bölü N çarpı logaritma QC diyorduk. QC anot bölü katottu. İlk durumdaki anot bölü katotu yazalım. 10 üzeri eksi 2 bölü 1'di. İkinci durumdaki anot bölü katotu yazalım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 oldu. Yani su ekleyerek hacmi iki katına çıkarttım. Derişimleri yere düşürdüm. Bunun sonucu 10 üzeri eksi 2 çıkar. 5'ler sadeleşir. Bunun sonucu da 10 üzeri eksi 2 çıkar. Yani QC değişmedi. Değişmediğine göre pil potansiyeli de değişmeyecektir. Çünkü zaten bu değerler değişmeyecek. Cevap C olur. Elektroliz işlemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İstemli olarak gerçekleşir. Hayır, elektroliz sistemlerine biz dışarıdan enerji veririz. Dışarıdan enerji verdiğimiz için kendiliğinden gerçekleşmez. Elektroliz istemsiz bir olaydır. Anotta indirgenme, katotta yükseltgenme gerçekleşir. Anotta anyonlar toplanır elektrolizde. Mesela klorür anyonu anotta ne olacaktır? Element haline geçecektir. Dolayısıyla burada yükseltgenme yapmalı. Çünkü eksi bir yüklüdür, sıfır olması gerekiyor. O zaman anotta yükseltgenme olur, indirgenme değil. Mesela H artı katyonu katotta nasıl toplanır element hale geçebilmek için? Elektron almalıdır, yani indirgenmelidir. O yüzden katotta indirgenme gerçekleşir. Bu ifade nedir arkadaşlar? Yanlıştır.
Peki biz doğruyu arıyoruz bu arada. İstemli olarak gerçekleşir yanlış. Anotta indirgenme, katotta yükseltgenme yanlış. Anotta veya katotta toplanan ya da çözünen madde miktarı devreden geçen yük miktarı ile ters orantılıdır. Hayır, bu Faraday'ın birinci kanununda belirtiliyor. Anotta veya da katotta toplanan madde devreden geçen yük miktarıyla doğru orantılıdır. Şöyle düşünün. 1 mol elektron geçerse burada 0,5 mol hidrojen gazı toplanır. Ama 2 mol elektron geçerse 2 katı, bu da 2 katı olacak, 1 mol toplanır. Yani devreden geçen elektronun molü arttıkça toplanan maddenin miktarı artıyor. O yüzden ters değil, doğru orantılıdır. Seri bağlı ve özdeş dirençli elektroliz kaplarında katotta toplanan maddelerin eşdeğer kütleleri daima birbirine eşittir. Eşdeğer kütleleri birbirine eşit değil, eşdeğer kütleleri birbirleriyle daima doğru orantılıdır. Bakın şu eşittir. Eşdeğer kütle neydi? Şöyle yapalım. Eşdeğer kütle eşittir. Herhangi bir maddenin mol kütlesi bölü tesir değerliydi. Peki maddenin kütlesi bölü eşdeğer kütlesi, yani eşdeğer gram sayısı, değil mi, sayısı bu neydi arkadaşlar? M çarpı Z bölü MA'ydı. Bu işte iki kapta eşit olan. İki kapta da eşit olan maddelerin eşdeğer gram sayılarıdır. Eşdeğer kütleleri ise birbirleriyle doğru orantılıdır. Yani MA bölü Z'ler her iki kapta özdeş dirençli ve seri bağlı sistemlerde birbiriyle doğru orantılıdır iki kapta da. Ama eşdeğer gram sayısı ise her iki kapta da aynıdır. O yüzden eşdeğer kütleleri daima birbirine eşittir ifadesi doğru değildir. Özdeş dirençli farklı elektroliz kaplarında aynı miktarda yük geçirilirse katotlarda açığa çıkan maddelerin kütleleri ile eşdeğer kütleleri oranı daima birbirine eşittir. Kütleleri ile eşdeğer kütleleri oranı, yani eşdeğer gram sayıları, evet bu birbirine eşittir. Bunu az önce de söyledik. Cevap E çıkacaktır arkadaşlar. Bu arada MA M çarpı Z bölü MA aslında bize neyi verir? Devreden geçen elektron sayısını verir. Şimdi seri bağlı ve özdeş dirençli olduğu için devreden geçen elektron sayısı iki kapta da aynı olmalıdır. O yüzden bunlar daima birbirine eşittir. Yukarıda verilen seri bağlı ve özdeş dirençli elektroliz sistemi platin elektrotlarla hazırlanmıştır. İkinci kabın katodunda toplanan maddenin kütlesinin eşdeğer kütlesine oranı 3 bölü 5 olduğuna göre birinci kabın katodunda kaç gram madde toplanmıştır? Şimdi eşdeğer kütlesine oranı aslında eşdeğer gram sayısını verir. Yani aslında devreden geçen elektronun molünü verir. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Bu ikinci kapta eğer ki 3 bölü 5 ise birinci kapta da 3 bölü 5 olmalıdır. Çünkü devreden geçen elektronun molü her iki tarafta da aynıdır. Bu durumda M çarpı Z bölü MA değerinin biz ne olduğunu biliyoruz. 3 bölü 5. Şimdi her iki kapta da bu böyledir. Birinci kabın bana katodunda kaç gram madde toplandığını soruyor. Yani M istiyor. Peki katotta katyon toplanır. Tesir değerli ise 2'dir. Mol kütlesi ise 40. Ve bunun kaça eşit olması lazım? 3 bölü 5'e. Şunlar sadeleşirlerse burada 8 kalır. Şunun şu giderse 4 olur. Yani M ne çıkar? 12. Cevabımız D olacaktır. Korozyon ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir maddenin çeşitli etkiler sonucu fiziksel olarak aşınmasına korozyon denir. Korozyonda fiziksel değil kimyasal aşınma gerçekleşir arkadaşlar. Doğru, fiziksel aşınma da olur ama aynı zamanda kimyasal aşınma da olacaktır. Aslında şöyle desek daha güzel olurdu. Yalnızca fiziksel olarak aşınmasına korozyon denir ifadesi olsa daha iyi olurdu. Buna yanlış diyorum çünkü korozyon kimyasal bir olaydır. Pas olarak bilinen bileşin genel formülü budur. Demir 3 oksit N-hidrat. Artık bu N3 olabilir, 5 olabilir. Değişir rakamı. Ama pas genel olarak budur. Demirin oksijenle birleşmesine biz paslanma deriz. Beraberinde nem de tutar. Genel formülü budur. Korozyon süresi ortam şartlarından etkilenir. Evet, eğer ortam nemli ve asitikse korozyon daha hızlı gerçekleşir. Kuru ortamlarda korozyon daha yavaş olur. Bu da doğrudur. Cevabımız D olacaktır.